Ana haberin sonlarına yaklaşıyoruz. Reklama gitmeden önce söyledim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende kürsüye çıkan Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi. Necip Fazıl meydanlarda haykıran gür sesiyle, şiirleri, hikayeleri, tiyatroları ve denemeleriyle millete, özellikle de gençlere umut aşıladı. Necip Fazıl Ödülleri İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende 7 isme ödül verildi. Üstad yılmadı. Üstad korkmadı, korkutulamadı. Çünkü o bir dava insanıydı ve bir dava insanı olarak da hakimler karşısında artık senden bıktık dedirtircesine o yoluna devam ediyordu. Siz burada hancı, ben de bu davada yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarım diyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada sanat dünyası ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Bu ödüller fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır. Necip Fazıl ödülleriyle bu zorbaların konforu bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Sözü Avrupa ve Batı'nın sömürgeci politikalarına getirdi. Afrika'da, Vietnam ve Bosna Hersek'te yaşanan katliamların günümüzde de devam ettiğini söyledi. Akdeniz'de mülteci botlarına yapılan saldırıları hatırlayın. Avrupa sınırına dayanan Suriyeli sığınmacılara yönelik ırkçı eylemler, Müslümanlara ve yabancılara karşı hayata geçirilen faşist düzenlemeler, göç ettikleri Avrupa başkentlerinde kaybolan masum çocuklar, bir avuç zenginin refahı uğrunda köle gibi çalıştırılan emekçiler, insanı metalaştıran işte bu zihniyetin günümüzdeki yansımalarından sadece birkaçıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan sömürü düzeninin sona ermesi için verilen mücadeleye dikkat çekti. Türkiye'nin hem uluslararası ilişkilerde hem ekonomide dünya beşten büyüktür şiarıyla yürüttüğü mücadelede sömürü ve zulüm üzerine inşa edilen bu düzenin değişmesi içindir. Çünkü biz insanı insanın kurdu olarak değil şifası olarak görüyoruz. Çünkü insan eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Yaratılmışların en şereflisi olan insanı değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz. 27 Aralık Pazartesi'yi işte böyle bir gündemle kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yine evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiniz bizleri. Saati biliyorsunuz 18.30. Yarın akşam 18.30'da bu ekranlarda, Beyaz TV ekranlarında buluşalım. İyi akşamlar, iyi haftalar.